Arkadaşlar hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bir ay sonra yeniden bir video ile sizlerle birlikteyiz. Gerçekten eğleneceğiniz, keyif alacağınız bir video olacağını umuyorum. Yeni ekibimiz Z Kuşağı Hareketi ile birlikte onların hazırlamış olduğu sizlerden gelen sorular var. Kendi merak ettikleriniz, düşündükleriniz. Onları inşallah bu videomuzda sizlerle paylaşacağız. Sorularımız arkadaşlar bu kavanozumuzda olacak. Vazo diyorum. Kavanozumuzda olacak. İnşallah bizler de rastgele açıp okuyacağız. Umarım eğlenceli, keyif alacağınız bir video olur. Bu arada inşallah yeniden video çalışmalarımızla sizlerle olacağız. YouTube'da, Instagram'da ve Facebook'ta arkadaşlar. Umarım keyif alırsınız. Evet. Arkadaşlar Sadık Karca arkadaşımız sormuş. Hocam dinimizde sevap, günah ve bunun gibi sorumluluklar kaç yaşlarında başlar? Evet, güzel bir soru gerçekten. Arkadaşlar bu biliyorsunuz buluğ çağıyla ilgili bir konu. Yani buluğ çağına eren, akıl bali olan, aklı yerinde olan her genç kardeşimiz ve kızlar da biraz daha yaşlarda küçük olabiliyor. Erkeklerde bu 12 ile 14 yaş arası oluyor ama günümüzde biraz daha bu geriledi diyebiliriz. Çünkü 9-10 yaşında artık gençlerimiz her şeyin farkında. Bu yaşlara gelen bir insan için artık mükelleftir. Yani mükellef demek artık Mevla-i Teala'nın hükümleriyle yapmakla yapmamak konusunda artık görev başlamıştır anlamında. Onun öncesinde sabilere yani buluğ çağına ermeyenlere vebal yoktur arkadaşlar. Evet. Evet. Hocam kız arkadaşımız ile güzel soru. Hocam kız arkadaşımızla el ele gezmek günah mıdır demiş. Evet. Tahmin ediyorum. Sen mi sordun? Hocam isminizi okumadın mı? Yani ismini okumadım. Bakayım. İsmini okumadım. Özdemir 50 sormuş arkadaşlar. Evet. Özdemir soy isim bilmiyorum ismi. Arkadaşlar tabii İslami olarak biz hoca olmamıza sebebiyle dini boyutta tabii ki de bir nikah kıyılması lazım ki bir temas ve görüşme hali gerçekleşsin. Ancak kişi sevdiğini yani hocam ben bu kızı seviyorum ve helalim olarak düşünüyorum diyorsan o zaman aileler veya büyükler doğrultusunda görüşmekte, tanışmakta herhangi bir problem yok. Ama temas, elle tutuşmak, buluşmak, öpüşmek, öpmek vesaire bunlar için arkadaşlar dini nikah gerekli. Hocam sizi motive eden şeyler nelerdir demiş Melik Efendi. Çok teşekkür ederim sorunuz için. Çok keyifli bir soru. Arkadaşlar beni motive eden şeyler bir defa bizim bir amacımız var. O da gerçekten dünyaya hizmet etmek. Ve ben bu düşünceyle beraber her gün kalktığımda yani bazen çalışmak istemesem bile, iş yerine gitmesem bile işte derneğimi, kurslarımı ziyaret etmesem bile kesinlikle arkadaşlar bir amacımız var. Bizim dünya bizi bekliyor. İnsanlar, özellikle gençler bizi bekliyor. Türkiye'mizde 80 milyon, dünyada 1,5 milyar Müslüman ve dünya genelinde toplamda 7,5 milyar nüfus arkadaşlar hizmet bekliyor. İslam'ın güzelliklerini bekliyor. Bu düşünce beni ciddi anlamda bütün hayata, sadece çalışmaya değil, motive eden tek şey diyebilirim arkadaşlar. Her zaman bu düşünceyle ben çalışmalarımı yapmaya çalışıyorum ve çok keyifli bir soruydu. Teşekkür ediyorum. Evet. Bu galiba Nihat Hoca'ya da sorulmuştu. Barış arkadaşımız sormuş. Hocam camiye dolar bağışlasak dolar yükseldikçe sevabımız artar mı demiş. Evet güzel bir soru. Yani öyle biliyorum ki o parayla elde edilebilen güzellikler, sevaplar arttıkça sanırım sizin de günahınız, sevabınız artacaktır. Evet. Nihat Hatipoğlu soruları nereden buldunuz ya? Evet. Kurbanlık hayvanı elektrik veya narkozla bayıltarak kesmek caiz mi demiş. Evet arkadaşlar bu da gerçekten korkutucu bir olay. Biliyorsunuz İslam'da Kevser suresinde ve birçok ayet-i kerimede kurbanın farziyetinden yani vacibiyetinden arkadaşlar bahsedilmiştir. Ancak kurbanın nasıl kesileceği Peygamber Efendimiz tarafından bizlere öğretilmiştir arkadaşlar. Kurbanın kıbleye çevrilmesi, kesecek kişinin kurbanını görmesi, sevmesi ve bir ayağının boşta bırakılması, neden kan çıkışını daha çok rahatlatmak için vesaire. Bunların hepsi hayvanın en az şekilde can çekişmeden, en az şekilde nasıl hızlı bir şekilde ölür bunun çalışması için arkadaşlar. Yoksa ayaklarını kesenler var, elektrik verenler var. İşte hayvanı kesip kaldırıp ayaklarından işte böyle tutarak boynuzundan böyle göğüs hizasına kesenler var. Bunlar arkadaşlar kesinlikle hayvanın
sizden ahirette hak talep etmesine vesile olacak şeylerden uzak durmak lazım. Evet. Arkadaşlar bunu okumayacağım, bu soruyu. Bunu geçiyorum. Bazı sorular biraz maşallah var. Evet, bir sorumuz daha var. Arkadaşlar zor durumda dilenmek gibi. Allah, evet arkadaşlar gerçekten bu sorulara artık alışacağız. Bundan sonra dedik ya, sizlerle Z kuşağımız var. Bizim yeni ekibimiz inşallah. Bu arkadaşlarımız genç jenerasyon. Geçenlerde paylaşmıştım sizlerle. Bunlar fırtına arkadaşlar, maşallahları var. İnşallah bunlarla çok güzel çalışmalar yapacağız. Bu video onların eseri, açık söyleyeyim. Onların çalışmaları. Bu dilenmekle alakalı da arkadaşlar, alan el, özür diliyorum, veren el alan elden üstündür. Hadis-i şerif gereği unutmayın. Veren el alan elden üstündür. Yani sadaka vermek, sadaka almaktan daha faziletli İslam'da. Kişinin eğer başka bir işte çalışıp para kazanacak gücü, kuvveti, kudreti yerinde olup da dileniyorsa arkadaşlar, bu caiz değildir. Yani bu uygun değildir, doğru değildir. Kesinlikle dilenmemesi ve çalışması gerekir. Ama ihtiyaç durumunda normal şartlarda İslam devletinde biliyorsunuz, normalde mesela bir binada bir kişi ihtiyaç sahibi diyelim. Mesela 20 kişi oturuyor. Zaten bir binada ya bir kişi ya iki kişi fakirdir. Yani araştırmalar da böyledir. Mesela 20 tane daireli bir apartman düşünelim veya bir blok, bir site düşünelim. Zaten o 20 kişinin bir kişi ihtiyaç sahibi olsa, zaten 19 kişinin desteğiyle o bir kişi zaten ne yapar? Normal şartlarda geçinir. Ve bir dilenme durumunda asla olmaz. Anlatabildim mi? O yüzden normalde dilenmemek, dilenmek güzel bir şey değil. Dilenmemek güzeldir arkadaşlar, ama ihtiyaç durumunda da yapacak bir şey yok. Evet hocam, çok büyük günah işleyen Hüseyin kardeşimiz sormuş. Çok büyük günah işleyen Müslüman da ahirette cennete girecek mi demiş. Evet arkadaşlar, ayet-i kerimedir biliyorsunuz. Kalbinde hadis-i şeriftir aynı zamanda. Kalbinde zerre kadar miskal, zerre miskali kadar ağırlığında iman bulunan kişi cennete girecektir arkadaşlar. Ama çok günah işlediyse, günahlarını çektikten sonra yani cehennemde inşallah cennete girecektir. Ama her Müslüman cennete girecektir arkadaşlar. Rabbim nasip etsin. Evet, Yusufcan arkadaşımız sormuş arkadaşlar. Hocam dünyadaki en büyük günah nedir? Ve ben iki seçenek arasında kaldım. Bir zina, iki kul hakkı demiş arkadaşlar. Acayip bir iki seçenek arasında kaldı derken biz belirlemiyoruz. Bunu belirleyen bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. Yedi büyük günah dediğimiz. Hatta bununla alakalı da bizim arkadaşlar ne videomuz var? Bir video çektik değil mi? Yedi büyük günah diye, öyle hatırlıyorum değil mi Hasan? Evet. Arkadaşlar yedi büyük günah, zina da var, kul hakkı da var içinde. İkisi de büyü yapmak, şirk koşmak başta. Büyü yapmak, faiz yemek. Zaten bunların hepsi yedi büyük günahlardandır. Yani ikisi arasında değil de ikisi de doğru. Evet arkadaşlar, bu soruyu da okuyamayacağım. Bunları inşallah daha özelde anlatırım size. Evet, diğer sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet hocam, selamünaleyküm demiş. Alkol olan bir ortamda bulunmak günah mıdır? Evet arkadaşlar, şöyle, alkol olan bir ortamda oturan kişiyi alkol içiyor diye değerlendiremeyiz. Çünkü emri bil maruf dediğimiz, yani tebliğ vazifesini yapıyor olabilir. O kişilere alkolün yanlış olduğunu anlatıyor olabilir. Ama keyfi bir şekilde, mesela alkollü bir ortama gidip alışveriş yapmak, mesela alkolsüz bir ortam varken alkollü bir ortamı tercih etmek, bu arkadaşlar uygun değildir. O yüzden inşallah bizim de mesela etrafımızda aşırı bir şekilde alkollü, yani alkol satan, alkollü restoran var, alkollü dükkanlar var. Ama kesinlikle tercih etmemeye çalışıyoruz. Çünkü arkadaşlar alternatif var. Alternatif yoksa o konu başka bir kısma giriyor. Ama şu anda bu şekilde alternatif çok ülkemizde. Evet. Hocam, yerde para bulup harcasak haram olur mu demiş. Evet arkadaşlar, bu da şöyle ki, İslam'da yerde bulunan paranın hükmü bir sene onun sahibini aramaktır. Bulunmadığı takdirde eğer ihtiyacın yoksa bunu devlet kurumuna teslim etmektir. Eğer ihtiyacın varsa da bir sene geçtikten sonra da ihtiyaç halinde ölmeyecek şekilde, ki bu günümüzde böyle bir durum zaten söz konusu değil, ama ölecek şekildeyse ölmeyecek kadarını harcayabilirsin diyen alimlerimiz olmuştur arkadaşlar.
Evet hocam, bizi bir de Ahmet Yürük. Yürük mü acaba? Yürük. Yürük. Yürük yani, Yürük 3441 de kullanıcı ismi. Bu arkadaşımız sormuş arkadaşlar. Hocam biri bize küfür ettiğinde bir şey demeden geçsek sevap kazanır mıyız? Evet tabii ki de, kısasa kısas vardır normalde İslam kültüründe, ama bu da sizin kesinlikle kalitenizi, bu da sizin kesinlikle neyinizi gösterir? Daha kıdemli olduğunuzu, daha sizin kıymetli bir insan olduğunuzu gösterir. Yani denilenlere aldırış etmemek. Evet. Bunu da az önce benzeri bir şey okumuştuk. O yüzden arkadaşlar bunu da geçiyorum. Evet arkadaşlar, İnşallah bu bizim hem bizim açımızdan da bir tecrübe videosuydu. İnşallah sonraki videomuzda da sizlerle, sizlerden gelen soruları veya bu videonun altına yapacağınız yorumları inşallah sizlerle de aynı şekilde bu şekilde videolu cevaplamaya çalışacağız. Bundan sonra YouTube kanalımızı daha da şekillendirerek, daha da güzelleştirerek, daha da renklendirerek inşallah genç ekibimizle birlikte farklı içeriklerle sizlerle olmaya çalışacağız. İlk videomuz da bu kadardı. Biz keyif aldık, eğlendik. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla diyorum.